iPhone 11 almak mantıklı mı? iPhone 15'in çıkmasına sayılı günler kala bana Instagram'dan oldukça çok sorulan bir soru var. iPhone 11 almak mantıklı mı diye. Bu sorunun cevabını bu videoda sizler için anlatmaya çalışacağım. Videonun sonuna geldiğinizde ise iPhone 11'i almak mantıklı mı değil mi? Bunun kararını vermiş olacağız. Hazırsanız videoya geçebiliriz. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız, bu tarz telefon karşılaştırmaları istiyorsanız da bu videoyu beğenip kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olsanız sevinirim. O zaman videoya geçebiliriz. iPhone 14, iPhone 13 ve iPhone 11'i karşılaştırmak istiyorum ve hangisini almak daha mantıklı bunun cevabını bulmak istiyorum. Öncelikle ekrandan bahsetmek gerekirse bu 3 telefonun da 6.1 inçlik bir ekrana sahiptir. Yani ekran olarak, boyut olarak bu 3 telefon aynı boyutta. 3 telefonda da acil SOS var, fakat iPhone 14 ile birlikte gelen trafik kazası algılama özelliği geliyor ki bu oldukça önemli bir şey. Bilmeyenler için söyleyeyim, eğer ki bir araba kullandığınız esnada bir kaza geçirdiğinizde trafik kazası algılamayı açarsanız bu kazayı algılıyor ve acil SOS bildiriminde gerekli yerlere bildirimleri yapıyor ki bu gerçekten önemli bir özellik. 3 kamerada da çift kamera var. Sadece iPhone 14'te gelişmiş bir çift kamera sistemi mevcut. Ve iPhone 14'te iPhone 13 ve 11'e göre sarsıntı engelleme hareket modu mevcut. Eğer ki bir video çekmek istiyorsanız, böyle sarsıntılı hareketli videolar çekmek istiyorsanız da iPhone 14'ü tercih etmenizi söyleyebilirim. 3 telefonun da optik zoom seçeneği aynı, 0.5'e 1. Diğerlerinde 0.5'e 1. Bunda bir farklılık mevcut değil. iPhone 14'te 20 saate kadar video oynatma özelliği varken iPhone 13'te 14 saate kadar, iPhone 11'de ise 17 saate kadar video oynatma özelliği var. iPhone 11'de işlemci A13 Bionic işlemci var. 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 8 çekirdekli ise Neural Engine motoruna sahip. iPhone 13'te ise A15 Bionic işlemci var. 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine geliyor. Yani iPhone 11'e göre 2 katı şekilde artmış vaziyette. iPhone 14'te ise A15 işlemci, 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU var. Yine 16 çekirdekli Neural Engine sahip. Yani işlemcide iPhone 11 diğerlerine göre biraz daha düşük seviyede kalıyor ve 14 ile 13 arasında da açıkçası çok fazla bir işlemci yönünden fark mevcut değil. Hepsinde Face ID özelliği mevcut. iPhone 14 ve 13'te 5G özelliği var. Fakat iPhone 11'de 4G özelliği mevcut. iPhone 14 ve 13'te MagSafe özelliği varken iPhone 11'de ne yazık ki MagSafe ile şarj özelliği mevcut değil. Bu da belki sizin bu telefonu alırken vazgeçeceğiniz özelliklerinden bir tanesi olabilir. Çünkü MagSafe ile oldukça kolay ve pratik bir şekilde telefonumuzu şarj edebiliyoruz. iPhone 11'de 64 GB'lık minimum bir kapasite mevcutken iPhone 13 ve 14'te 128 GB'tan başlayan kapasitesi vardır. Şimdi iPhone 11'de HDR ekran yok. Boyutu hemen hemen 3 telefonda aynı. Fakat ağırlık olarak da iPhone 14 172 gram, iPhone 13 174 gram ve iPhone 11'de 194 gram ağırlığa sahip. iPhone 11 diğerlerine göre birazcık daha kalın ve daha ağır gelebilir. Suya karşı dayanıklılığı nasıl, bunu anlatmak istiyorum. iPhone 14 ve iPhone 13'te 30 metrede 6 dakikaya kadar suya karşı dayanıklı. iPhone 11'de suya karşı dayanıklı, fakat 30 metrede 2 dakikaya kadar bir dayanıklılığı var. Yani diyelim ki bir havuza girdiniz, telefon düştü. 2-3 dakika içinde çıkartabilirseniz bir problem olmaz. Fakat işte 3-4 dakika, 5-6 dakika geçtikten sonra telefon artık zarar görmeye başlayacaktır. Ama iPhone 14 ve 13 serisinde de yine 6 dakikalık bir suya karşı dayanıklılık süresi var ki bu oldukça önemli. Yani kaç defa telefonla havuzda suya giriyoruz onu da aslında düşünmeden edemiyor insan. Kameradan bahsettik. 12 megapiksel kameraları var, 2 tane arkasında. Bunun haricinde diyafram açıklığından bahsetmek istiyorum. iPhone 14'te 1.5 diyafram açıklığı var. iPhone 13'te 1.6. iPhone 11'de ise 1.8 diyafram açıklığı var. Ultra genişte ise bütün modellerde iPhone 14, 13, 11 2.4 diyafram açıklığı mevcut. Kameranın detaylarını anlatmaya devam edeyim. Video kaydı oldukça önemli çünkü biz bir telefon aldığımız zaman genellikle bunun kamerasını kullanacağımız ve kamera özellikleri için alıyoruz. Şimdi bu 3 telefonda da 24, 25, 30 ve 60 FPS'te 4K çekim yapabiliyorsunuz ki bu gerçekten önemli. Üçünde
aynı olması da tercih ederken size önemli bir şekilde belirleyecektir tercihinizi. Bunun haricinde iPhone 14 ve 13'e sinematik mod gelirken iPhone 11'de sinematik mod ne yazık ki mevcut değil. iPhone 14 ve 13 kamerası arasındaki sinematik mod açısından fark ise iPhone 14'te 4K 30 FPS'lik sinematik mod çekebilirken iPhone 13'te 1080p 30 FPS sinematik modda video kaydı alabilirsiniz. Kamera alacaksanız ve arka kamerayı çok kullanacaksanız üçünün kamerası da aynı olduğunda altını çizerek size söylemek istiyorum. Yine videonun başında söylediğim gibi hareket modu iPhone 14'te varken 13 ve 11'de hareket modu mevcut değil. Eğer ki bir ağır çekimde video çekmek istiyorsanız da 120 ve 240 FPS'te 1080p ağır çekimde video kaydı yapabilirsiniz. Her iki telefonda optik ve dijital zoom'unun da aynı olduğunu da belirtmek istiyorum. Arka kameradan bahsettik. Şimdi biraz da ön kameradan bahsedeyim. Ön kameramız 12 megapiksel. Kamera 3 telefonda da aynı. Diyafram açıklığı ise iPhone 14'te 1.9, iPhone 13 ve 11'de ise 2.2 diyafram açıklığı mevcut. iPhone 14 ve 13'te gece modu varken iPhone 11'de gece modu ne yazık ki bulunmuyor. Yine ön kameramızla 24, 25, 30, 60 FPS'te 4K çekim yapabilirken 3 telefonda da normal 1080p'de de 24, 25, 30-60 FPS çekim yapabilirsiniz. iPhone 14'ün ön kamerasında 4K 30 FPS sinematik mod varken iPhone 13'te 1080p 30 FPS sinematik mod, iPhone 11'de ise sinematik mod ne yazık ki mevcut değil. iPhone 14 ve 13'te Dolby Vision teknolojisi mevcut. iPhone 11'de ise bu teknoloji mevcut değil. Diğer en önemli konu ise güç ve pil konusu. Şimdi bakalım hangisinin pili daha kuvvetli, hangisi daha güçlü? Bunun bir karşılaştırmasını yapalım. Video yapmadan bahsetmiştim. iPhone 14'te 20, iPhone 13'te 19 saat, iPhone 11'de ise 17 saate kadar bir video oynatma süresi mevcut. Ve her 3 telefonda da 30 wattlık hızlı şarj destekliyor. Yani 30 dakikada %50 şarja ulaşmanız mümkün 3 telefonda da. SIM karttan bahsetmem gerekirse sadece iPhone 14'te çift eSIM var. Diğer telefonlarda 13 ve 11'de çift eSIM yok fakat yine her 3 telefonda da eSIM özelliğini kullanabilirsiniz. Bu 3 telefonun şarj yeri de bildiğiniz gibi Lightning. iPhone 14, 13, 11, 12 hepsinde Lightning seçeneği var. iPhone 15 ile birlikte Type-C özelliği gelecek. Bunu da ekstra bir bilgi olarak size söylemek istiyorum. Genel anlamda herkesin anlayabileceği şekilde 3 telefon arasındaki kıyaslamaya yaptım. Fiyatlarından da bahsetmemiz gerekirse şu an güncel iPhone 14 fiyatı Apple'ın kendi sitesinde 48.000 TL, iPhone 13'ün fiyatı ise Apple'ın yine kendi sitesinde 40.677 TL. iPhone 11 Apple'ın sitesinde baktım fakat bir fiyat göremedim. İnternette bazı sitelere baktığım zaman da 128 GB bir telefon gördüm iPhone 11. Bunun fiyatı ise 25.000 Türk lirasıydı. Şimdi iPhone 14 ile iPhone 11 arasında neredeyse %100'lük bir fiyat farkı var. Eğer ben bir yeni telefon alacak olsaydım iPhone 11'i rahatlıkla tercih edebilirdim. Çünkü 4K çekim yapabiliyor. Yine hızlı şarj desteği var. eSIM desteği var. Bunun haricinde benim bütün aslında işlerimi çok rahat bir şekilde yapabilirdim. 25.000 TL'ye o telefonu alıp üzerine 25.000 lira başka bir şey için de mesela bir kamera alabilirdim. Bunu da size belirtmek istiyorum. O yüzden telefonu kullanım amacınız önemli. Bu 3 telefon arasında aman aman bir fark yok. Gördünüz, anlattım. Bu yüzden iPhone 11 hala tercih edilebilir. Şimdi biliyorsunuz iPhone güncelleme alıyor. Şu an iOS 17'ye yükselecek ve iPhone 8'den 8 ve 8 öncesi telefonlar güncellemeleri almayacak. Güncelleme almayınca da bazı uygulamalar, bazı şeyler telefonlarda çalışmıyor. Şimdi iPhone XR, iPhone 11 bunlar güncellemeyi almaya devam edecek. Yani bu iPhone 11'i alıp rahatlıkla 2 sene bence kullanabilirsiniz. Böyle bir düşünceniz varsa da gönül rahatlıkla iPhone 11 alabilirsiniz. Eğer ki başka telefonları böyle karşılaştırmamı isterseniz, derseniz ki abi iPhone 12 alınır mı ya da iPhone 14 mü almak mantıklı, iPhone 15 Pro Max mi? Veyahut da iPhone 15'i beklemeli mi, iPhone 14 almalı mı gibi sorularınız olursa da bana Instagram üzerinden veyahut da yorumlar kısmında yazarsanız bunlarla ilgili video yapmaya çalışırım. Umarım bu video oldukça faydalı olmuştur. Bu videoyu izledikten sonra kafanızdaki soru işareti kalkmıştır ve gidip hayalinizdeki o telefonu alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir teknoloji ipuçları videosunda görüşmek üzere de kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bu esnada da evet video kapatmadan önce de videoyu beğenip kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.